Merhabalar hoş geldiniz karşımızda Can Özüncü var Playbook'un kurucusu ee, burada exit hikayesi konuşacağız şirketini yeni sattılar ee, inanılmaz bir deneyim var arkada bunları konuşacağız hoş geldin abi Merhabalar hoş bulduk Direkt şeyden başlamak istiyorum Playbook'u hemen bir hızlı anlat sonra satış hikayesinde biraz senin hakkında konuştuktan <laughs> sonra geleceğiz orada biraz bekleteyim heyecan yaratayım tamam. istiyorum Playbook çok temelde Operasyon detayı çok fazla olan sağ ekipleri için ki bunda işte oteldir, restorandır, hava yoludur ee, Bir mobil uygulama, mobil hı. eğitim uygulaması. Burada da temelde biz farklı olarak diyeceğim ama aslında farklı değil. Çok bakir ve çok büyük bir alandı burası. O yüzden biz böyle çok heyecanlandık. Kimsenin girmediği bir alan. Herkes beyaz yaka eğitimine odaklanmış ki hı. beyaz yakadan daha fazla çalışan var burada. Sosyal medyadaki popüler formatları kullandık. Şimdilik mesela story formatı üzerine odaklandık. Hı hı. Buradaki neydi mesela hikaye? Otelde çalışan bir adam... Minibarın yanında bir tane QR kod var. QR kodu okutuyor. Orada minibarın nasıl ile ilgili bir tane story'den tık 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 iki video, üç tane görselle bunu yapabiliyor. Hı hı. Bu iki avantaj sağlıyordu. Bu kurum içi eğitim mi tam olarak? Onun bir ismi var mı bu eğitimiz şeylerinin, paketlerini? Yok. Yani özel özel ha. bir kuru, kurum içi eğitim gibi değil. Sadece eğitim olarak da, değil. iletişim olarak da düşünebilirsin. Atıyorum Çibo'yu düşün. Hı hı. çiboda da müşterimiz değildi ama yani ola düşündüğümüz potansiyel düşündüğümüzlerden bir tanesi. Ürün gamı devamı değişiyor ya farklı bir şekilde hmm. devam nasıl satacaklarını öğrenmeleri için ürünle ilgili bilgi vermen gerekiyor. Şu 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 şekilde kullanılır diyor da çünkü alengirli ürünler de var. Onu görsel bir şekilde içeriği de hızlı üretebildi. Tabii. Çünkü firmaların içerik üretmesi de bir bariyerdi. Ya ajansta çalışacak ya içeride ekip olacak. Hmm. Biz paradigmayı değiştirin dedik firmalara. Çok profesyonel olmasına gerek yok ama hızlı bir şekilde nasıl herkes içerik üretmeyi biliyor artık. Hmm. Bir story formatında bir işte bizim mobil uygulamamız vardı. İçeriği üretip anında sahaya dağıtabiliyorsunuz. Böyle bir hipotezle yola çıktık. Çok güzel fikir. Aslında operasyonel bütün bilgiyi e, bir peer'ımdan yani bir iş arkadaşımdan öğrenmek yerine standart edilmiş bir paket var. Bir içerik var orada. Ve story format dedim beni aldın. E, bizim swipe line'ın başlangıcının e, tezi herkes 15 saniye maksimum içerik tüketiyor. Biz Hı. de maksimum 5 saniyede içerikler yaratmalıyız diyerek aslında biraz story formatından yola çıkarak yapmıştık. Aynen. E, ve ben QR kodu okutuyorum. Anlıyorum nasıl yapmam gerektiğini. Kimseye sormama gerek kalmıyor. Kuvvetli muhtemel zaman kazanıyorum. Tabii. Ee, ve, yani, ve devam ediyorum. Ve doğru yapıyorsun. Yani orada sorma dediğin mesela bizim kültürümüzde her yerde o kadar yok ama... ...supervisor'ına bir şey sormak da bir bariyer. Çünkü bir, üç defa falan sorman gerekiyor bazen. O da bir sorun. Hem adamın vaktini alıyorsun. Evet. Veya kadın fark etmez. Hem de e, işi doğru yapmanı sağlayacak bir yeni bir şey vermiş olduk eline. Bunu yaparak. Bu hipotezle yola çıktık. Hemen birkaç son bilgi alıp park edeceğim playbook'u. Ne zaman kuruyorsun? Aslında çok çok da oldu. 2019 sonlarına doğru biz başladık bu işi yapmaya. Hı -hı. Ondan sonra canlıya geçmemiz pandemiden haftalar önce 2020 oldu. Aa okay. güzel zamanlama. Çok harika. <laughs> şu, şu an ve işte yaklaşık 10 ay önce de e, exit ettim. Doğrudur. Orada güzel koşullar var. E, güzel Hı -hı. bir hikaye var. O yüzden biraz heyecan yaratıp bekletiyorum onu. Park ediyorum buraya. Peki ne yapıyordun abi daha önce? Yani playbook'tan... Önce bu fikrin gelmeden önce bir şeyler yapmış olman Hı. lazım. Ondan önce kimdi ne yapıyordu? <laughs> ee, şöyle aslında profesyonel hayatta başladım ben de kurumsal yerlerde çalıştım. Amerika'da ve Türkiye'de bir süre e, ödeme sistemleri yani slash kredi kartlı e, şirketlerinde çalıştıktan sonra yavaş yavaş bu virüs içime girmeye başladı. Yani Hı. önce dedim ki bu memurluk motive olmuyorum ben. Benim kendimle ilgili bir şey yapmam lazım. E, Garanti Bankasında çalışıyordum o zamanlar. Beraber çalıştığımız dijital ajanslardan ki büyük Türkiye'nin büyük dijital ajanslarından bir tanesiydi. Bir kısmını satın aldım. Hı -hı. Onun yönetici ortağı olarak 10 küsür sene beraber çalıştık ortağımla. Hı -hı. E, orada tabii çok tecrübelendim ve şey, networküm çok büyüdü. Ürün geliştiren insanları çok tanıdım. Hı -hı. Tam hatırlamıyorum. 11 sene sonra diyeyim. 11 sene sonra oradan ayrıldım. Artık tamamen startup startup içime girmişti. Kendim bir şeyler yapmayı denedim. Şu an e, sayısını vermek çok istemediğim e, kadar Startup denemem oldu <laughs> çeşitli farklı sebeplerde hepsinde başarısız oldum. Çok iyi. Ama çok şey öğrendim. Yani Hı. bana bir şey oldu. Psikolojik olarak yorucu bir şey bu kadar dayak yemek ama çok şey öğrendim. Bugün görece başarılı bir hikaye anlatabiliyorsam burada öğrendiklerimin Hı. bana mutlaka faydası oldu. Bir de çok seviyorum. Yaparım. Şimdi buradaki soru doğuyor. Ee, i̇lki ben eminim ki şu an dinleyen ve izleyen herkes aynı şeyi düşünüyor. Şimdi bir dakika Amerika'ya neden gitmiş? Amerika'da mı ilk işe başlamış? Hmm. Sonra bu adamın nereden parası vardı? Bir ajansın, reklam ajansının, işte dijital bir ajansın e, bir kısmını satın alıp devam hmm. edebiliyor. Bunları açıklamak ister misin? İsterim, isterim. Problem değil. Ben üniversiteyi Amerika'da okudum. E, oradan sonra devam ettim. Devam ederken de yani iki sebep vardı. Bir bedelli askerliğimi halledeyim diye devam <laughs> ettim. İyi de bir iş buldum. Şimdi orada o zamanlar ee, ekonomi yani o oraya göre de iyiydi. Yani hmm. ben kendi başına tek başına yaşayan biri olarak iyi para kazandım ve iyi de para biriktirdim. Hmm. Evet, yatırım bankacılığı yapmıyordum. Oradaki en yüksek para getiren işlerden bir tanesi yapmıyordum ama fena değildi. Yani kendi birikimlerimle bu işi yapabilecek noktaya gelmiştim aslında. Senin yüzden. Iki, ikinci sorunun da cevabı. Ha, çok iyi anladım. Pekala. Ama ee, yani şeydi yani bütün paramı verdim evet. İkinci e, ikinci soru ise bu kadar rakamını bile vermek istemediğin hmm. e, denemelerde Bunlara bazen fuck up deniyor, bazen batış He. deniyor. Buna işte bu masada tecrübe ediyoruz bu ekosistemde Hı -hı. biliyorsun ki. Burada öğrendiğin böyle çok da zor bir soru. Hani şey hazırlanmadan gelen bir insan için kolay cevaplanacak bir şey değil ama e, yine de oturup düşündüğünde buradan çıkarımların, öğrenimlerin var mı bütün bu olmayan işlerden diyeyim, denemelerden diyeyim ya da? Yani bir kendini tanıyorsun. Yani bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Neyi yapıp neyi yapamayacağın konusunda çok şey öğreniyorum Hı -hı. ben. E, o yüzden mesela aslında playbook tarafında da kendimi çok iyi tamamlayacak bir co-founder ben çok aradım. Hı hı. Bulamadım. Hı hı. Veya yalnız başıma yaptım. Tercih ettiğim bir şey değildi bu. Çok da zor oluyor. Onu da şeyin avantajını gördüm, ismini verebilirim. QMB programının aslında bir avantajını gördüm. Doğru. Çünkü oradaki gerçekten akıllı ve beyinli insanlar sana veriyorlar ve sorular soruyorlar. Ben bütün fikirlerimi, zor soruları onlardan alıyorum. Hı -hı. Çünkü kaçmaya çalıştığım konuları onlar sana devamlı soruyorlar. <laughs> ee, güzel bir şey oldu, gerçekten tavsiye ederim insanlara. Dediğim gibi kendini tanıyorsun, farklı modeller denedim, kendi başıma yaptım. Daha önce Türkiye'de çok başarılı olmuş birisiyle ortak bir iş yaptım. Hı -hı. Yani 200 milyon, 300 milyon dolarlık exit yapmış birisiyle ortak bir iş yaptım. O olmadı. Genç birisini genel müdür olarak işe almayı denedim. Onunla beraber bir şey yaptık. O da olmadı. Yani hiç bu arada bunlar tamamen insanlardan bağımsız. Hı -hı. Hiçbiri benim başıma gelmedi. O da gelebilir. Hiç kötü biriyle hep iyi ve hatta çok iyi insanlarla çalıştım ama... ...bazen de mesela şey de yaptım. Olmayan sorunlara çözüm ürettiğim de oldu. Tabii ki. Ya Aa, kesin tut bak neden olmasın falan diye. Çünkü kendi yaşamadığın şeyi... ...sorunu bir şey çözüm üretmek büyük bir tuzak, düşülüyor. Yani aslında playbookta bir parça öyle denebilecek bir işti Hı. ama Playbook'u valide etme şansım oldu benim en başlarda. Çok müşteriye gittim, çok feedback aldım Hı. ama diğer işlerimde bu, bu riski bir problemi de yaşamıştım. Şöyle bir şey oluyor ama birden fazla model veya business iş denediğinde ya işte bu iş modeli bana göre değilmiş. Ee, bunu bir daha yapmam. Hayatta bu sektöre girmem. Ya da aa bu ne kadar civcivli eğlenceli bir şey. Bundan sonra bu modeli deneyebilirim gibi şeyler yaşıyor musun? Tabii. Ya da hepsi birbirine farklı model miydi bilmiyorum bu arada. Mesela Türkiye gibi dar bir pazarda Hı. çok niş bir işe bence girmemek lazım. Yani ben daha pahalı ürünler satan bir işte yapmıştım. Ee, pahalı deneyimler satan. O sen o fury'yi yakalamamışsındır da. Nedir o? Bu grup buying işinin e, grupon grup 10 döneminin ha, şey, he, tamam onun ama böyle daha üst düzey deneyimlerini satan bir iş yapmıştık biz. Tamam. Türkiye'de ben şey inanıyorum başarılı işlerin büyük çoğunu daha mese hitap eden, daha çok insana satabileceğin şeyler olması gerekiyor. Dünyada böyle değil mi ya mantıken? Yani. Burada daha da zor öyle niş öyle bir ama. iş yapmak. Ya yani çok çok iyi bir network'ün olacak ki ve çok özel bir şey sunacaksın. İşte bizde <laughs> o yoktu mesela. O o, o iş o ilk denemendi zaten de <laughs> ya bunun gibi bir sürü aslında learning var. Yani hepsinde Hepsinin bir hikayesi yazılabilir bunların. Oturup işte postmortem blog yazılabilir uğraşsan da. Playbook'a dönmek istiyorum. Hı -hı. Nereden baksan 3-4 senelik bir hikayeden Hı -hı. bahsediyoruz. Hı -hı. Ee, ve bu sürede bana biraz kilometre taşlarından, Hı -hı. o önemli anlardan, hissiyat anlarından bahsedip... E, ekipten lütfen bahset rakamlardan bahsedin Biraz bana daha SDSRP Playbook'u anlat. Ondan sonra da Edumi satın alımına konuşalım olur mu? Tamam biz... 7 kişilik bir ekibiz. Playbook'ta başından beri aynı ekip devam ediyoruz. Hiç, hiç kimse değişmedi Değil aşağı mi? yukarı. Daha çok ürün geliştirme odaklı bir ekibiz. E, Trabzon'da arkadaşlar. Hepsi. E, herkes Trabzon'da. E, bir arkadaşımız Rize'deydi. Sonra evlendi, Trabzon'da. geçti. Ve <laughs> şöyle ilginç bir detay var. Biz 4 senedir hiç yüz yüze görüşmedik. Hep Hı. Başından beri. Başından beri tanıştığımızdan beri de Zoom üzerinden tanıştık. Şu an günde saatlerce Zoom görüşüyoruz. Daha iş yani bu pozitif bir şey olarak söylemiyorum bu arada. Hı -hı. Belki de e, yani Öküzlük diyebileceğim bir şeydir. İnsan Sıra bir giderdi mi Trabzon'a? Ee, ama hani bu da bu metot. Yani şey değil. İlle insanlar bari bariyerler düşünmesinler kendileri. Bir ofis tutmam lazım. Hmm. İnsanlara beraber git şey yapmam lazım. Hoş pandemiden sonra kimsenin öyle bir şey olmayabilir. Herkes bu esnekliğe alıştı da. Hmm. Yani bir girişim yapıyorsan biraz daha şey düşünebiliyor olman lazım. 2019 yılında biz bu işi düşündük. Geliştirmelerimiz işte 2020 yılında bitti. İlk pilot çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk pilot çalışmalarımız bir otel zinciri, bir kafe zinciri ve Türkiye'de büyük bir şey e, özel hava yoluyla bir denemelere başladık ki ...iki hafta sonra pandemi patladı. Hı hı. Yani ve nükleer kış tamamen her şey durdu. Aa, bir de sizin çok şey odaklı değil mi? Aslında lokasyon bazlı yani insanların Tabii, Aynı tamamen öyle. O Alan... zaman o zaman öyleydi. Alanda olması lazım Tabii. onun için. Ya hı bizim hı. Ya içerikleri çeken insanların yarın işi olacak mı bilmiyoruz. Bizim konuştuğumuz, pazarlık yaptığımız insanlar var mı? Adamlar da bilmiyorlar kendi işleri var mı yok mu diye. Gerçekten o bir kırılım noktasıydı. Çünkü şey netti. Önümüzdeki 6 veya 9 ay hiçbir şey yapamayacağız. Hı, hı. İş anlamında. Ya yani satamayacağız. Hı hı. Deneyemeyeceğiz. Ya yani satmak değil, aslında denememiz lazım. CTR yani olmayacak, ürün gelişmeyecek o, yani. Tabii ki. Çünkü hani kendi kendimize sabah kadar konuşalım. Bu, bu şey, <laughs> O yani o şey değil. Orada bir zorlandık açıkçası diyorum. Daha önce başarısız olmanın verdiği psikolojik ağırlık da var. Hı hı. Ama ...gerçekten o kadar inandığımız bir şey ki bu... ...ve diyorum reaksiyonlar da bize inandırdı... ...yani kendi kendimize aynaya bakıp inandığımız bir şey değil... ...saçma geldi devam etmemek... ...o yüzden bir de şöyle ayrı bir yol çıktı... İşte o ara ben Amerika'daydım... ...Sester konferansına gidiyordum... ...o da iptal oldu aslında şeyden... Ee, ...pandemi dolayısıyla Hı -hı. gittim orada kaldım yani... ...bir anda iptal oldu haber geldi... ...orada konuştuğum yatırımcılarla ve... ...insanlardan şöyle bir feedback aldım... ...bu on-demand işi işte Uber, Lyft... E ...getirgiller... Hı -hı. ...yani Q-commerce işleri falan... Oradaki çok büyüyorlar bunlar ve onlarda da çok operasyon detayı var ve onlarda da çok Tabii. işe yarayacak bir şey bu. E, fakat onlar biz o zaman ayrı bir mobil uygulamaydık. Ayrı bir mobil uygulama indirtip o insanları bir daha eğitemez. Yani Uber şoförü Uber'i indirecek ondan sonra benim uygulamamı indirecek olmaz. O uygulamanın içinde çalışan bir hale çevirmemiz gerekiyordu. Hmm. Bize ödev oldu. En azından o vakti ürünü o hale Evet. çevirerek geçirdik. O da Built-in dedikleri Aynen. içeride evet. kullanılacak İçeri embed bir SDK yaptık aslında. Hı hı. O zaman adı Playbook da değildi. Brandcamp'ti. Sonra da play, da Playbook yaptık. Hı -hı. Çok ee, da güzel isim. Ben de seviyorum vallahi. <laughs> Ejuvi'den daha güzel isim. Kesinlikle. <laughs> <Bence olur. gülüyor> Duymasın Jacob da. Neyse. <laughs> 2020 senede onu aslında geliştirmek de geçti. 2020 sonuna doğru bu SDK ürünümüzle Türkiye'de yavaş yavaş, Türkiye'de de müşteri bulduk o da iyi oldu. Bir iki müşteri bulduk. Ondan sonra iki ürünü yani mobil uygulamayla SDK'yı birleştirdik. Ve 2021 yılımız yavaş yavaş Türkiye'de büyüyerek, müşteriler kazanarak, yavaş da olsa. Hı hı. Işte istediğimiz hızla gitmedi Türkiye'deki işler onu da açıkça söyleyeyim. Hı hı. Belli bir noktaya geldi. Y yavaş yavaş yabancı müşteriler de ufak ufak almaya başladık. Hatta Ejumil'in elinden de müşteri al, aldım. Onu Öyle da, mi? Evet. Yurt dışı mı Türkiye mi? Yurt dışı yurt dışı. İngiliz müşteri kaptım bir tane ama onu ha. şimdi şimdi görüyorum ki çok fiyat kırmışım. <laughs> şimdi ya yani bu mesela Türkiye'de bir tuzak bence. Ee, özellikle B2B yapan şirketlere, iş yapan arkadaşlara benim başıma geldiği için söyleyebilirim. Burada çok ölçemiyoruz. Böyle bir korkaklık da oluyor. Ya evet acaba yani. çok mu söyledim falan diye. Hayır so çok söylemiyoruz yani. asla. Yani, Aksine az bile söylüyorsun şu ya, evet, Yani şu anda görüyorum fiyatları. Ve Ama ya o fiyatlar da uçuyorlar. Yüzde yüz marjı falan değil. Çünkü oranın maliyetleri de yüksek. Hı -hı. Yani kimse elini korkak alıştırması yurt dışına teklif verirken bence. Bu hemen aklımda küçük bir soru vardı. Onu sorup onu devam Hı -hı. edeceğim. İçerikleri yani bu eğitim içeriklerini markalar için, şirketler için siz mi hazırlıyordunuz? Yoksa onlar mı yapıyordu? Orada nasıl bir sistem vardı? Bizim bütün iddiamız şu aslında. İçerik işte, üretmek e, sizin için bir dert olmasın artık. Çıkarın kafanızdan. Kesinlikle. E, siz ...rahatlıkla hızlıca bunu üretebilirsiniz. Çok profesyonel olmasına dediğim gibi takılmayın. Hı -hı. Önemli olan hakikaten o o aletin... ...kahvecideki yeni gelen espresso makinesinin... ...nasıl kullanıldığını zaten oradaki bilen adam... ...iki videoyla şey yapar, çeker. Daha da ben yapamam ki onu. Yani mevcut e, eğitim şeylerinin... E, ...en büyük problemlerinden bir tanesi bence. Çok genel içerikler var. Ama buradaki adamın işi nasıl yapacağına dair... ...çok taktiksel şeye da, bilgiye ihtiyacı var. Çünkü orada... tüm tecrübeyle sahip bir şey var orada. Bir de yani orada... Beyaz yakada sen patronun da maaş pazarlığını nasıl yaparsın eğitimi koydun diyelim. O 100 şirkette de geçerli olur. Ama hmm. o makineyi nasıl kullanacaksın? O makineye özel bir şey. O yüzden evet. jenerik içerik benim üreteceğim içerik çok işe yaramaz. Ha hmm. tabii yani işe başlarken scale etmeyen bir sürü şey yapıyorsun. Sen gidiyorsun, çekiyorsun, adama yardımcı oluyorsun vesaire ama sonuçta biz ürünü de geliştirdikçe daha da hızlanacak o işler. Hmm. Aslında UGC var orada. User Generated Content. Yani içeriği oradaki içeriden biri üretiyor. Tabii. Bu çok iyiymiş bak. Gerçekten heyecanlandırdı beni fikir. Bu şeyde, EJU'da ona şey diyoruz, e, demokratizasyon, content creation democratization diyoruz. Okay, Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> bana bana gelmedi ama tamam. neden olmasın? Ya, direkt yüc, ya da bilmiyorum sektör, bizim hmm. bizim sektörümüzde hücresi denildiği için ben çok hmm. kafamda şey yapmışım. Yani sen hem Türkiye'den hem yurt dışına deniyordun, evet. Playbook'u, gidiyordu, iş alıyordu ama düşündüğün kadar almıyordu. Evet. Ee, ne oluyor sonraki adımlar ne? Artık EJU'ya hikayesine yavaş yavaş gidiyorum. Ha öyle mi? Tamam. Evet. Gidiyorum. Bu arada benim şöyle bir genelde yapmaya çalıştığım bir şey var. Hangi işi yaparsam yapayım yaptım bunu daha önce. Rakiplerimle bir temas ediyorum. Çok saygı duydum bu arada. Seninle çekim öncesi de konuştuk. Hmm. E, süper bir hareket. Hmm. E, herkesin yapması gerektiğine hmm. inandığım bir hareket. Çünkü böldüm seni özür dilerim. Hmm. Birçok arkadaşımdan bu hikayeyi duymaya başladım. Yani hmm. rakipleriyle yurt dışındaki yurt içinde dışında hep bir aradalar. E, ve Acaba beraber ne yapabiliriz de konuşmaya başlıyorlar ve farklı şeyler doğuyor buradan. Sadece exit olmak da zorunda değil ama e, çok çok saygı duyduğum bir şey oldu bu. Ya bir de çok zor bir şey değil. Yani. LinkedIn'den mesaj atıyorsun aynen. bir tane. E, güzel de bir şey yapıyorsan zaten karşı taraf da konuşmak istiyor yani orada. Ya o da seni biliyor bu arada da, kesin. Da, aynen biliyor zaten biliyor şey değil yani ve hiçbir ajandamda yoktu gerçekten. İlk Hı. konuşmayı yaptığımızda Jacob'la bir buçuk saat terapi seansı gibi. Çünkü benzer sorunları yaşıyoruz. Aslında aynı işi yapmaya çalışıyoruz. Hoş <gülüyor> bizim ürünümüz <laughs> daha iyiydi ama. Ee, şey bir buçuk saat konuştuk sonra kapattık. Ondan sonra ben bu konuşmayı Jacob'la 2021 yazının başı gibi yaptım. <laughs> Diğer rakip sadece Jacob'la konuşmadım. Ecu Medya'sı bir iki tane daha rakibi var. Hepsiyle konuştum, konuştum tanıştım. Ondan sonra... Geçen senenin başında e, series bir raise etti. Bunu işte tekrar işte haberi çıktı falan. <laughs> ne kadar raise ettiler? Ee, Yatırım 25 milyon dolar civarı bir para geldi. Çok iyi yatırımcılar var içeride. Hmm. Gerçekten gerçek. Prosus var. İşte eski aslında Nespers. çoğunu Nespers'e ait. Ee, Workday Ventures var. Bu da şey. E, Workday aslında bir şirket. Onun corporate VC ayağı ama bunun ikisi de stratejik yatırımcılar. Hmm. Yani evet bir Sequoia, Axel vesaire değiller ama e, bu işe inanmış ve tematik yatırımcılar bunlar. Hmm. Ellerin altında çok da fazla corporate'lar var. İşte var. Aynen yani zaten önemli heyecanlandıran ve kıskandıran şeylerden bir tanesi hmm. o oldu. Burada sana sabancı'na yatırım yapması gibi koçun öyle düşünebilir. Burası mi? burası özelinde aynak evet. aynen Çünkü portföy şirketleri var içeride ve çoğunda mavi yakama oluyor sizin orada şey yaptığınız. Evet Seni diyebilirsin. Alanda çalışan insanlar var ve onlar sana yatırım yaptığında otomatik olarak hop müşterin de olacaklar. Tabii. Tertemiz iş. İşte işte o kadar o, o kadar kolay olmuyor hiçbir şey de. Tabii ki. canım. Ama işte man mantık o. Bırak hayal ediyorum. Ma canım. Tamam, tamam. <laughs> mantık o doğru. Dediğim gibi kıskandım kıskandım. Bir de şey şimdi sonuçta rakiplerinin her ne kadar iyi ilişkisi olsan da takip ediyorsun web sitesinde. Ve bunların web sitesinde her hafta bir logo geliyor tamam mı? Pat 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 hmm. bir şey patlıyor. Yeni şirketler. Evet ve benim aslında benim almam gereken şirketler hmm. ve sinir oluyorum. Rakibimiz Ecumi 25 milyon dolar yatırım almıştı e, geçen senenin başında. Bunu da tek okuduk. Ondan sonra ben Jacob'a mail attım. Tebrik gerçekten tebrik etmek istedim de. Hmm. E, ve dedim ki, ya bizi de biliyorsun, ürünümüzü de biliyorsun, e, güçlerimizi birleştirirsek aslında ben daha da iyi bir hikaye çıkabileceğimizi burada inanıyorum. Nasıl bakarsın buna? Dedim. E, sıcak baktı, oturduk, konuştuk, anlaştık. E, sonra da ekipler anlaştı ve hikayeyi böyle bitirdik. Ya, peki yani burada bir birleşme satın alınma hikayesi var. Tabii. Şartları ne bu sözleşmenin? <laughs> Şöyle tabii. E, belli bir nakit ve belli bir hisse var bunun şartlarında ama ben bu işin geleceğine çok inanıyorum. Çok 100 kat büyüteceğimizi inanıyorum. O yüzden benim için iyi bir yatırım olacağı için ben hisse para istemiyorum dedim. Onu sen hisseye çevirecek dedim. Öyle, öyle anlaştık. Valla tebrik ederim. Hmm. Evet, yine söylüyorum. Acayip bol bir hareket. Hmm. Yani ben nakit istemiyorum Bana sadece hmm. hisse olarak ver çünkü ben bu işe inanıyorum. Hani Jacob'lar için yani Ecumen'in kurucuları hmm. veya işte kurucusu için de <laughs> e, Baya bence güzel bir hareket. Yani Herhalde pozitif san... düşünmüştür. Hiç konuşmamıştı bunu ama. Yani ben çok mutlu olmuştur. Yani emans hmm. kanaatime emanet ederim bir şeyleri. Hmm. Çünkü işe inanıyorsun. Ee, konuşurken şunu merak ettim. Ecumi ile Playbook arasındaki temel farklar neydi? Yani o Ecumi'de olmayan ama Playbook'ta olan ve onların yararına olacak şey. Sunduğu ürün biraz daha şey e slide ve text odaklı. Aslında hmm. benim ya bu çalışması, bu çalışması zor dediğim Hı -hı. tarafta. Hı -hı. Evet daha kısa formata indirmişler ama burada görsellik ve video ve evet kısa video işte story. Onu o şekilde paketleyebilmek o yapması da çok kolay bir şey değil. Onlar da o kafada yoktu. Tabii şöyle de bakıyorlar onlar bu işe. Bir sürü insan da böyle bakar. Ya tamam bunu yapar biz kendimiz de geliştirebiliriz. Bize bunun geliştirmenin maliyeti ne kadar ve ne kadar sürer. Aynen öyle. Aslında zaman da satın alıyor burada. E, tabii ki. Yani hem orada iş yapmak da buraya göre maliyetli aslında zamanın maliyetinin şeyi çok fazla ve ciddi bir tamamlayıcı olduğunu inanıyorum. Ya zaten şu an önemli müşteriler kullanmaya başladı hmm. bile playbook ürünümüzü guides diyoruz biz ona. Hmm. Çok iyi tamamlıyor mevcut ecumiy ürünüyle. Gerçekten şimdilik win-win olduğu gibi gözüküyor. Ne güzel. E, şu an bundan sonra senin rolün ve planın ne? belli değildi adam. öyle mi? Ya yani ben okay. şey e, şimdilik dediğim gibi ben bana kalsa devam ederim 4-5 sene daha buraya. Vay be. Şeyler, o bile heyecan. Çok size seviyorum dediğim gibi. Biraz hmm. şey de. Yani hobi gibi de benim için. Yedi kişilik Trabzon ekibi dahil oluyorlar Mecumi'ye. Evet, onlarla beraber çalışıyoruz şu an. Onlar hmm. da çok memnun hayatlarından. Bunu sordum hatırlamıyorum bölümde. Ama senin bakış açında yani bu kadar rakibiyle beraber olabilen, ilişki kurabilen bir işe inandığı için bütün egosunu bak az önce anlattığın şeyden hiçbir kolay değil. Hmm. Yani sen gerçek anlamda egonu sıfıra indirip. Evet. E, ...işin büyümesi için, e, inandığın şeyin gitmesi için hmm. aksiyon alıyorsun. E, bu bakış açısında düşünerek ve daha önce bir sürü iş yaptığını da Amerika'da Türkiye'de düşünerek... ...zor durumlarda olduğumuz dönemde biz startuplara bir önerim var mı? Hmm. Ya, kendi tecrübelerinden, kendin de uyguladığın e, bir öğrenim var mı? Ee, ya Bunu buraya gelirken de düşündüm aslında. Öyle mi? Ee, yani sana da aslında biraz önce söylemiştim... Bir işi senin burada çünkü Türkiye'de bizim hayatımız çok zor. Hı -hı. Gerçekten çok. Yani olması gerektiğinden daha fazla her türlü şeyde zorluk. Herkes hepimiz beraber yaşıyoruz. Aynen. Benim bir şey söylememe gerek yok. yani Belki benim belki daha da kolaydır bir sürü insana göre. Ama e, dışarıda daha kolay. Hı -hı. Hı -hı. Senin burada bir işi yapamıyor olman aslında şey demek değil asla. İş kötü anlamında değil. Sen satamıyorsan iş kötü bir ürün geliştirmişsin anlamında asla gelmez. Hı -hı. Senden daha iyi yapabilecek birisiyle bu işi birleştirmek. Bence bir fikir. Ve insanlar bunu deneyebilirler. Ama bunu denemenin tabii şeyleri var. Bir global ölçekte bir sorunla ilgili bir şey yapıyor olman lazım. Ve yani. yaptığın şeyin iyi olması lazım. Hı hı. Ee, o olduktan sonra bir de... Iç, ...insani ilişkileri... ...dediğim gibi rakiple konuşabilmek falan değerli şeyler. Kurucu insanın... ...flexible, esnek... ...esnek olması lazım hı hı. bence. Bazen çok garip aşık oluyoruz ya... ...ve hı hı. çok inandığımız bir yol var. Ve garip bir şekilde asla... O yoldan çıkmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu insani bir şey. Ben de yaşadım. Nasıl, nasıl eğitebiliriz ki kendimizi acaba bu denli daha geniş bakmaya? Anlatabildim mi? Öyle bir yani guru tecrübesi verebilecek e, benim bir şeyim ben de, <laughs> öyle bir haddim şeyim yok ben ama Ben sohbet için yani He. ben merak ediyorum He. hakikaten o yüzden yani şu an bir, bir, bir da, benden daha deneyimli bir abimle de. sohbet ediyorum çünkü çok o, çok öyle hissediyorum. İnsani o duyguyu ben de yaşadım sana da söyledim aslında yani benim çıkış noktam benim satın almam gerekiyordu ecumi'yi Evet işte yani hepimiz o, böyle hissediyoruz değil yani mi? Yani çünkü daha iyi de yaptığımı da düşünüyorum ki hmm. öyle bence yani ürün <laughs> taraftan tabii ki gerçek öyle değil yani şimdi için içine girince de görüyorum ben rekabet edemezmişim de şimdi? Hmm gördüm için içine girince. Çok daha iyi çalışan bir makine var orada. Hı -hı. Ama e, diyorum o esneklik, o duygulardan sıyrılıp daha sakin ve çözüm odaklı bakmak şey. Bir de kalıplardan da sıyrılmak lazım. yani Mesela benim hikayemde için içerisinde bir fon yok. Hı -hı. Belki bir VC yatırım yapmış olsaydı bana ben istemedim diye değil bu arada. Bütün yatırımcılarla konuşuyordum Hı -hı. ama doğru zamanı değildi. Fon olsaydı ben bu hikayeyi yapamayacaktım. Çünkü fonun önceliklerine uymayacaktı bu hikaye. Yani İstemeyeceklerdi onlar bunu yapmak. O yüzden yani bir tane yol yok ve başı işleri iyi gitmiyorsa belki direksiyon çevirmek gerekebiliyor. Evet çok iyi anladım. Ee, teşekkür ederim gelip anlattığın için. Ben teşekkür ee, ederim. Benim için sorularım bunlar. Ara sorularım da geldi. Yani <laughs> mümkün olduğunca senden faydalanmaya çalıştım. <laughs> çok sağ ol. Ee, ve baya baya şeffaf da anlattın yani. <laughs> belki birçok yerde anlatmayacağın <laughs> şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili dostlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Böyle güzel bölümlerimiz güzel insanlara devam edecek. Bir de şöyle bir duyurum var. Biz Newsletter'a başladık. Binlerce insan takip ediyor. Her sabah bu gündemi takip ederken böyle biraz yüzünüz gülsün, bir tebessüm edin diye biraz samim, biraz mizahi bir dille yazıyoruz. Mutlaka takip edin, abone olun istiyorum. Açıklama kısmında link var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.